Renk terapisi. Renk terapisinin ölçülebilmesi daha kolay olan fiziksel seviyede yardımcı olduğu gösterilebilir. Ancak renklerle ilgili psikolojik ve ruhsal seviyelerde daha derin konular vardır. Şüphesiz sağlığımız sadece fiziksel bir konu değildir. Ne mutlu ki hem ortodoks hem de bütünleyici birçok uygulayıcılar şimdi hastaları holistik bir tarzda tedavi ediyor. Yani bizler beden, zihin ve ruhuz ve bu alanların hiçbiri tamamen tek başına fonksiyon yapmaz. Her biri diğerini etkiler. Renk terapisinin yardımcı olabilmesinin nedeni budur. Renk varlığımızın her seviyesine hitap eder. Bebek iken rengi ilk kez besleyici ve rahatlatıcı pembe içinde kuşatıldığımız anne karnında deneyimleriz. Sonra çocuk iken ilk öğrenme sürecimizin parçası olarak renklerle ilişkiye gireriz. Bu ilk ilişkiler bilinçliliğimize katkıda bulunur. Büyüdükçe belli renklere birçok farklı hisler, anılar ve anlamlar yükleriz. Sonra bu bilinçaltımızda bir özellik olur. Bizim için mutlu, üzücü veya korkutucu çağrışımlara sahip olan renklere önyargı oluşturabiliriz. Tüm yaşam deneyimleri üzerimizde bir damga bırakır. Bazı deneyimler pozitif, bazıları da negatif olur. Zamanla kendilerini fiziksel olarak, hastalık olarak tezahür ettirebilen bu negatif deneyimlerdir. Bir örnek olarak, belki yıllar boyunca bir nedenle gereksinimlerimizi ve duygularımızı ifade etmekte yetersiz kaldığımız bir durumda olmuşuzdur. Bu, boğaz çakramızda bir problem olarak tezahür edebilir. Boğaz çakrası ruhsal veçede kendini ifade ile ilişkilidir. Böylece eğer kendimizi ifade etmemiz bloke edildiyse, bu bölgedeki enerji serbestçe akmaz. Uygun renk ve renklerle çalışmak negatif duyguları giderebilir, blokları çözebilir ve bedeni yeniden dengeleyebilir. Terapisi tamamen bütünsel bir terapidir ve gerçekte renk sadece bir terapist ile... Renkler etrafımızda her yerde. Bu olağanüstü gezegenin gökkuşağının tüm güzel renklerini içermesi nedensiz değildir. Dünyadaki hiçbir şey tesadüfen burada değildir. Doğadaki her şeyin burada olmasının bir amacı vardır. Renkler de buna dahildir. Yapmamız gereken tek şey rengin enerjisinin ve yaşamlarımızı nasıl değiştirebileceğinin farkındalığını yükseltmektir. Uzman bir terapist bunu yapmanıza yardımcı olur. Sağlık ve iyi olma kapasitesi hepimizin içinde vardır. Renk terapisinde renk birçok şekilde kullanılabilir. Ancak nitelikli bir renk terapisti danışma yoluyla hangi renklerin kullanılacağını bilir. Bedene renk uygulamak için renk terapisini kullanmanın çeşitli yolları vardır. Renk terapisi fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal olsun herhangi bir problem için faydalı olabilir. Ve gerçekte renk olası sorunlardan kaçınmak için enerjilerimizi dengelemek için kullanılabilir. Renk iyileşme sürecimiz için katalizör olabilir. Renk terapisi herhangi diğer terapi veya ortodoks tıp tedavisiyle birlikte kullanılabilir. Renk tedavileri diğer terapilerde olduğu gibi bedene değişik yollarla uygulanabilir. Kullanılan çeşitli yöntemlerin bazı örnekleri renk ile meditasyon yapmak, güneş ışığına maruz bırakılan su, renk soluma, renkli ipek yerleştirmek ve bedene renkli ışık yönlendirmek. Bedene renk yönlendirmenin en genel şekli, renkli filtreler kullanılan bir ışık kutusudur. Kırmızı. Görünür spektrumdaki en uzun dalga boyu kırmızı renktir, en düşük titreşimli renktir. Kırmızı renkli enerji kök çakra tarafından yönetilir. Güç merkezi dünya ile yakından topraklanmıştır, cana yakın ve pozitif bir tutum sergiler. Kök çakra topraklanmalıdır. Yorgunluk, korku ve endişeye çoğu zaman dünya realitesiyle temas kaybı neden olur. Kök çakra ayakları, bacakları, kuyruk sokumunu, idrar yolu organlarını ve adrenal bezlerini enerjilendirir. Psikolojik ruhsal seviyede bu çakra kendinin farkındalığı ile ilgilidir. Yani insan varlığı olarak kendimizin farkındalığı ve dünyadaki yerimiz. Hayatta kalma bölgemizdir ve savaş veya kaç temel insan içgüdüsüyle ilişkilidir. Kök çakra ile ilişkili bazı sorunlar, kabızlık, ishal, hemoroid, kolit, Crohn's hastalığı, soğuk parmaklar ve ayak parmakları, sık idrara çıkma, yüksek tansiyon, böbrek taşları, iktidarsızlık, kalça, bacak ve ayak problemleri.
Kırmızı bize cesaret, kendine güven, güvenlik, pozitif sevgi ve irade gücünün güçlü yaşam niteliklerine güç verir. Kırmızı istikrar ve güvenlik ile ilgilidir. Duysal sinir sistemini canlandırır. Karaciğerin fonksiyonunu iyileştirmek için yardımcı olan karaciğerin uyarıcısı olarak düşünülür. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır ve kan dolaşımını geliştirir. Kırmızı renk, toksinlerin deri vasıtasıyla bedenden atılmasını canlandırabilir. Modern ışık araştırmacıları, ayrıca kırmızı ışığın sinir sistemini hızlandırma eğilimi olduğunu öne sürer, çünkü kaç veya savaş yanıtı veren sempatik sinir sistemini uyarır. Kırmızı renk, özellikle demir eksikliğinin neden olduğu kansızlığa iyi gelir. Kök çakraya veya ayaklardaki kök çakra refleks noktalarına yönlendirilen kırmızı ışık bu çakradaki blokajları temizlemeye ve çakrayı yeniden dengelemeye yardımcı olur. Kırmızı canlandırıcı bir renk olduğu için astım, yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya sarı olanlarda kullanılmaması tavsiye edilir. Ezoterik olarak kırmızı yaşamın, gücün ve canlılığın sembolü olarak düşünülür. Cesarete ve kendine güvene gereksiniminiz olduğunda, yorgun ve keyifsiz olduğunuzda, üşüttüğünüzde, zayıf kan dolaşımınız olduğunda, yenilenmiş enerjiye gereksinimiz olduğu zaman, kansızlık, durgunluk, soğuk algınlığında kırmızıyı kullanın. Kişinin aura alanındaki kırmızı rengin fazla olması, güçlü fiziksel eğilimleri, koyu kırmızı tutku, cesaret, öfke ve nefret gibi güçlü duyguları belirtir. Auradaki güçlü berrak kırmızı renk gücü, zindeliği ve enerjiyi gösterir. Ayrıca sıcaklığın, sevginin ve sevecenliğin rengidir. Koyu ve bulutlu bir kırmızı, yüksek mizaçlı ve sinirli bir yapıyı belirtir. Açık, ince kırmızı aura sinirli, tepkisel ve ben merkezli kişiyi gösterir. Kırmızı enerjilendiricidir ve duyguları tahrik eder ve iştahı açabilir. Çoğunlukla restoranlarda kullanılır. Herhangi bir etkinlik alanında kullanılabilir. Ancak ton ve derinlik seçimi ve kullanılacağı yerin seçimine dikkat edilmelidir. Mekanı daha küçük gösterebilir ve klostrofobik veya bunaltıcı bir yer yapabilir. Ancak iyi kullanılırsa, kırmızı ve onun varyasyonları mekanı sıcak ve samimi yapabilir. İnsan kırmızıdan tüm renk spektrunun en yüksek rengi, mor renge doğru tekamül eder. Kırmızının negatif veçesi saldırgan tutum ve çok güçlü cinsel tahrik ile birlikte istikrarsızlıktır. Turuncu. Turuncu kırmızı kadar sert bir renk değildir, ancak birçok aynı özelliğe sahiptir. Refah ve gururun sembolüdür, turuncu kanı canlandırmak için ve sinirleri enerjilendirmek için faydalıdır. Böbrek ve safra taşı, fıtık ve apandisit tedavisinde faydalıdır. Ayrıca çocuk doğumundan sonra göğüslerin süt üretim işlemini canlandırmak için kullanılır. Turuncu en iyi canlandırıcıdır. Depresyon, yalnızlık ve can sıkıntısı zamanlarında bize yardımcı olur. En iyi duygusal canlandırıcıdır. Sevinç turuncu enerjiden gelir. Turuncuda kırmızıdan gelen sevgi ve sarıdan gelen bilgelik vardır. Güveni güçlendirir ve bağımsızlığı sağlar. Bu çakra bronşlara, göğüs rahatsızlıklarına, dalaktaki rahatsızlıklara, böbreklere, mideye, safra taşlarına enerji verir. Oksijen alımını artırır, akciğerlere yardımcı olur, mideden gelen gazı giderir. Fikirler yaratmanızı sağlar ve cesaret ve kuvvet verir. Sevince ve iyi hissetmeye gereksiniminiz olduğunda, mide rahatsızlıklarınız olduğunda, sinirlilikte, deri problemlerinde, astımda, alerjilerde, çalışma enerjisinin eksikliğinde, turuncu enerji yardımcı olabilir. Solunum sisteminin sağlığını geliştirirken, akciğer dokusunun rejenerasyonunu hızlandırdığı düşünülür. Dinsaf turuncu ışığı tiroid bezini canlandırmak, hipotiroidde için, ayrıca paratiroid bezini inhibe etmek için, aşırı aktif paratiroid bezi veya hiperparatiroid durumunda kullandı. Turuncu ışığın ayrıca kan toplanmasını çözme özelliği olduğu düşünülüyor. Willis'e göre turuncu aura alanındaki yaşamsal enerjinin rengidir. Parlak, berrak turuncu çoğu zaman sağlık ve canlılığı gösterir. Auradaki aşırı turuncunun bol yaşam enerjisini işaret ettiği söylenir. Turuncu ikinci veya sakral çakrayı etkileyen baskın renktir. Psiko-ruhsal seviyede bu çakra kendine saygıyla ilişkilidir.
Yani kendimize kendimiz olma özgürlüğü verme ve kendi sınırlarımıza ve gereksinimlerimize saygı duyma, başkalarının sınırlarına saygılı olma. Turuncu yaratıcılığın rengidir ve sadece kendimiz için yaratıcı zamana sahip olmamıza izin vermeliyiz. Bu çakra ile ilgili bazı problemler, adet ile ilgili sorunlar, rahim fibroidleri, yumurtalık kistleri, endometriosis, prostat rahatsızlıkları. Ancak turuncunun dalak çakrasını da küçük ama önemli bir çakra etkilediği söylenir. Çakraların duru görüyle yapılan incelemelerine göre, dalak çakrası eterik enerjinin prana, bedene absorbe edilmesi için ana giriş noktalarından biridir. Bazı duru görürler, dalak çakrasının full spektrum pranayı absorbladığını ve sonra bir prizmanın beyaz ışığı kırması gibi çeşitli renk bileşeni frekanslarına kırdığını ve sonra bu renkli eterik enerji akımlarını bedenin diğer çakralarına dağıttığını bildirdiler. Renk terapisti Willis turuncu ışığın renk refleksolojisi açısından böbrek taşlarını ve safra taşlarını tedavi etmek için faydalı olduğuna ve ayrıca kronik bronşit durumunda yararlı olabileceğine inanıyor. Bu perspektif insanın turuncunun solunum sistemini canlandırdığı iddiasını tamamlıyor. Willis ayrıca turuncunun kas spazmlarını tedavi etmek için faydalı olabileceğine inanıyor. Turuncunun sakral çakrayı etkilediği söylendiği için yumurtalık kistlerini, rahim fibroidlerini ve prostat hastalıklarını sakral çakra ile ilgili organlar tedavide yardımcı olabilir. Turuncu renk ilgi alanlarınızın ve aktivitelerinizin genişlemesine yardımcı olur. Akciğerleri ve tiroid bezlerini canlandırarak oksijen artışı ile hayat ve şifa verir. Paratiroid bezlerini baskılar. Hazımsızlık durumunda ters yönde eylemi canlandırır. Sindirim sistemindeki gazı giderir, bedenin tüm bölümlerindeki krampları hafifletir. Hıçkırık için etkilidir. Her tür boşaltımı ve eliminasyonu artırır. Adet ile ilgili krampları azaltır. Akciğerin inşa edicisidir ve solunumu canlandırır. Tüm akciğer rahatsızlıklarını iyileştirir. Turuncu birçok şekilde bizim için iyi bir renktir. Bizi canlandırır ve enerjilendirir ve ısıtır. Yaratıcılık için mükemmel bir renktir. Turuncu eğlencenin ve sosyalliğin rengidir ve herhangi aktivite alanlarında ve yaratıcı alanlarda kullanılabilir. Yatak odaları için ideal değildir. Sarı. Sevinç ve mutluluk ile ilgili sarı laksatif ve diüretiktir. Beyin, karaciğer ve dalağın uyarıcısıdır. Ayrıca diyabetin, hazımsızlığın, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarının, kabızlığın, göz ve boğaz enfeksiyonlarının, frenginin ve iktidarsızlığın tedavisinde etkilidir. Sarı enerji, solar plexus çakrası tarafından yönetilir. Bundan sıkça sinir sisteminin beyni olarak bahsedilir ve bedenimizdeki tüm canlandırma noktalarının en kritik noktasıdır. Solar plexus çakrası dengeli olduğu zaman, ülserlerden, safra taşından, kalın bağırsaklarda mukozadan veya diyabetlerden sıkıntı çekmeyiz. Sikon ruhsal seviyede sarı kendine değer vermek ile ilgilidir. Kendimiz ile ilgili nasıl düşündüğümüz ve başkalarının bizi nasıl algıladığını hissetmek. Burası kişiliğin, egonun ve zekanın ve kendine güvenin bölgesidir. Bu çakra ile ilgili bazı problemler, diyabet, pankreatitis, karaciğer hastalıkları, peptik ülser, safra taşları. Sarı enerji sindirim, kabızlık, bağırsaklarda gaz, karaciğer problemleri, diyabetler ve deri problemlerinde güç verir. Sarıyı kullanmak düşüncelerin berraklığını sağlar. Güzel fikirler ve farkındalık verir. Sinir sistemi üzerinde güçlü bir etkisi vardır ve sol beynin işlemesine yardımcı olur. Sarı enerji çocuklar için iyidir, onların algılama ve anlama yeteneğini güçlendirir. Sinirli ve yorgun hissettiğinizde, üzgün olduğunuzda, bedeninizde parazitler olduğunda, deri problemlerinde, kilo problemlerinde, ülserlerden sıkıntı çekildiğinde, zayıf sindirimde, sarı yardımcı olabilir. Dinsaf sarı rengin motor sinir sistemini, nöromusküler sistem, canlandırdığına inanırdı. Sarının hem duyusal hem de motor sinir sistemindeki hasarlı sinirleri rejenere etmeye yardımcı olduğu söylenir. Bir diğer önerilen kullanım, lenfatik sistem için ve bağırsak sistemi için canlandırıcı olmasıdır. Duru görürlere göre, aurik alandaki sarı zihnin ve akılın sembolüdür.
Villis, dinsahın sarı ışığın sinirleri güçlendirmek ve yüksek entelektüel fonksiyonu canlandırmak için kullanmasını onaylıyor. Sarının motor sinirleri aktive ettiği ve böylece bedenin kaslarında enerji ürettiği söylenir. Bu özellik nedeniyle sarı rengin felcin herhangi bir şeklinin tedavisinde faydalı olduğu kabul ediliyor. Felç veya sinir sisteminin fonksiyon bozukluğu durumlarında ayaklardaki omurgaya ait refleks noktalarını canlandırmak için renk refleksolojistleri tarafından menekşe renkten sonra sarı ışık kullanılır. Dinsah, sarı ışığın derinin temizleyicisi olarak ve yaralardan egzemaya kadar değişen deri rahatsızlıkları için şifa terapisi olarak faydalı olduğunda inanırdı. Sarı ışık terapisi artriti tedavi etmek için kullanıldığında, eklemlerde oluşan kalsiyum çökeltisinin parçalanmasına yardım etmenin bir şekli olarak görülmüştür. Pankreas enerjisel olarak solar plexus'a bağlı olduğu için, renk refleksolojistleri bazı diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olması için ayaklardaki solar plexus çakrası refleks noktalarını canlandırmak için sarı ışık kullanırlar. Benzer şekilde mide sorunlarının neden olduğu hazımsızlık ya bedene ya da mideye veya ayaklardaki solar plexus refleks noktalarına yönlendirilen sarı ve menekşe ışığa yanıt verebilir. Sarı renk sonsuz enerjiyi canlandırır ve aktive eder ve bedende motive edici eylemleri tesis eder. Dalak ve paratiroid bezini baskılar. Daha iyi besin emilimi için daha iyi özümsemeye yardımcı olur. Lent bezlerini canlandırır. Felç ve yavaş çalışan organlar durumunda eylemi motive edici şekilde davranır. Sinir canlandırıcı ve inşa edicidir. Daha iyi dolaşım için kalbi canlandırır ve güçlendirir. Karaciğeri ve safra kesesini canlandırır, daha iyi eliminasyona yardımcı olur. Bedendeki kurtları tahrip eder ve bedenden dışarı atar. Şeker dengesinin daha iyi kontrolü için pankreası canlandırır ve inşa eder. Artrite, nevrite benzer durumlara neden olan kireç çökelmesini gevşetir, kalsiyumun eliminasyonuna yardımcı olur. Zekanın rengidir ve çalışırken ve konsantrasyon gereken yerlerde çok yararlı olabilir. Yeşil. Mavi ve sarı renkten yapılan yeşil uyumun rengi olarak görülür. Ilımlı bir yatıştırıcıdır. Sinir durumlarının, yüksek ateşin, ülserlerin, gripin, sıtmanın, soğuk algınlığının, cinsel rahatsızlıkların ve kanserin tedavisinde faydalıdır. Gözün görüşünü korur ve güçlendirir. İltihaplı durumların tedavisinde büyük yardımcıdır. Yeşil enerji kalp çakrası tarafından yönetilir. Bu çakra sevgi, kendini sevme ile ilgilidir. Sevgiyi koşulsuz olarak verme ve alma yeteneği. Dengeli olduğunda bu sevgiyi verebiliriz ve ayrıca kendimizi olduğumuz gibi sevebilir ve besleyebiliriz. Kalp çakrası ile ilgili bazı problemler, kalp rahatsızlıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları, örneğin ADS, kronik yorgunluk sendromu, bağışıklık sistemi ile ilgili diğer problemler, alerjiler, meme kanseri. Yeşil görünür spektrumun ortasında dengeleyici bir renktir. Yeşilin üzerindeki üç renk, serin renkler olarak bilinir ve sakinleştirici etkileri vardır. Yeşilin altındaki üç renk sıcak renkler olarak bilinir ve canlandırıcı etkileri vardır. Yeşil bu ikisi arasındaki dengedir. Yeşil uyumlayıcı, dengeleyici enerjidir. Kalp ve kan üzerinde güçlü etkileri vardır. Yeşilin, kendiniz ile ilgili hissettiğiniz yol ile çok fazla ilgisi vardır. Bolluk ve verme ile ilişkilidir. Yeşilin doğa ile güçlü bağ dengeli, huzurlu, uyumlu olmak için çok önemlidir. Kalp çakrası kalbin, akciğerlerin, bronşların, kolların, ellerin ve ikincil sistemin dengelenmesini sağlar. Bu enerji yenilenme, yeni hayat, tazelik ve berraklık hissi verir. Kalp ruhun merkezidir ve bizi diğer insanlar ile bir yapan kalptir. Daha önemlisi, sevgi enerjisini barındırır. Sevilen kişiler ile, aile ve arkadaşlar ile birlikte olmak kalp enerjisini güçlendirir. Yeşil kullanmak kalplerimizde sevgiyi kabul etmeli ve izin vermeliyiz ve geriye herhangi bir karşılık beklemeden sevgiyi vermeyi öğrenmeliyiz. Kalp merkezimiz dengelendiğinde koşulsuz olarak pozitif hisler ve mutluluk verebiliriz. Sinirlerinizi yatıştırmaya gereksiniminiz olduğunda, gerilimli başarınız olduğunda, huzur ve uyuma gereksiniminiz olduğunda,
Kronik problemleriniz olduğunda, yatışmaya gereksiniminiz olduğunda, yeşil enerji yardımcı olabilir. Dinsa, yeşili beyin fonksiyonunun ve genelde fiziksel bedenin dengeleyicisi olarak düşünürdü. Yeşil ışığın ayrıca zarar görmüş kasların ve beden dokularının yeniden inşasını canlandırdığı düşünülür. İlave olarak yeşilin hipofiz fonksiyon bozukluğunun neden olduğu endokrin rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde hipofiz bezini canlandırdığı ve yeniden dengelediği söylenir. Dinsah yeşil ışığı enfeksiyonları tedavi etmek için faydalı olabilen bir dezenfektan, antiseptik ve mikrop öldürücü olarak sınıflandırdı. Yeşil ayrıca kalp çakrası ile ilgili baskın renktir. Bu, yeşil rengi kalp hastalıklarının bazı formlarını tedavi etmede yararlı bir renk yapar. Ancak eğer kalp rahatsızlığının duygusal kaynaklı olduğu hissedilirse, renk refleksolojisti Willis yeşil yerine pembe ve menekşeyi kullanmayı savunur. Willis klinik gözlemlerinde yeşil ışığın enfeksiyonları tedaviye yardımcı olduğunda dinsah ile uyuşur. Ayrıca yeşil ışığın eterik bedeni temizlediğini iddia eder. Yeşil renk, toksin atımı ve atık ihracının en büyük organları olan kolon, karaciğer veya böbreklerdeki problemlerin neden olduğu toksinliğin tedavisinde macenta ile birlikte faydalı olabilir. Toksin giderimine gereksinim olan hastalarda, Willis hem boğaz çakrası refleks noktalarının hem de anahtar organ refleks noktalarının karaciğer, kolon veya böbrekler için refleks noktaları macenta ve yeşil ile tedavi edilmesini önerir. Genelde yeşilin bedeni, zihni ve ruhu dengeleyen renk olduğu söylenir ve durgörürlerin şifacıların ellerinden yayıldığını sıkça gözledikleri bir renktir. Aura alanındaki yeşil spiritüel büyüme ve gelişme ile ilişkilendirilebilir. Yeşil, tüm enfeksiyonları tahrip eder ve iyileştirir. Yeşil mevcut olduğunda hastanelerde daha az enfeksiyon olur. Çürümeyi yok eden ve hücreleri ve dokuları inşa eden renktir. Bu proteinin maddesi ve kasların yapıcısı azottur. Hayvansal proteinler oldukça toksik ve tahrip edicidir. Bedenin gereksinim duyduğu birçok element havadan akciğerler vasıtasıyla absorbe edilir. Oksijen ve hidrojenin havadan alındığı bilinir. Ancak çok az kişi azotun da havadan alındığının ve protein oluşturucu olarak kullanıldığının farkındadır. Taze hava solumak ve taze sebzeler yemek, hayvansal formda gıda gereksinimini tamamen elimine eder. Sigara içmek, akciğerlerin havadaki azotu kullanmasını önler. Çok sigara içenler toksik hayvansal proteinleri yemeyi çok isterler. Bitkiler de azotlarının çoğunu havadan elde ederler. Yeşil ister kronik, ister akut olsun tüm hastalıklar için temel renktir. Birçok durum sadece yeşil renk ile temizlenebilir. Yeşil, bedenin veya başın herhangi bir yerindeki kan pıhtısını çözer. Bunu gerçekleştirmesi bir saatten az sürer. Bu amaçla kullanılan kimyasalların birçok yan etkisi vardır. Kanser için kullanılan ana renk yeşildir. Kanser bedendeki atıklardan ve çürüme durumlarından beslenir. Bu atıklar bedenden uzaklaştırıldığı zaman, kanser sağlıklı dokulardan beslenemez, parçalanır ve bedenden atılır kesinlikle zararsız şekilde. Temiz, sağlıklı bir beden kanserin herhangi bir formunu asla üretmez. Açık yaralarda, kesiklerde, çürüklerde yeşilin kullanımı gerçekten olağanüstüdür. Kas ve dokuyu inşa etmek için yanıklarda ve yaraları olmayan yeni bir deri tesis etmek için yeşili turkuaz ile birlikte kullanın. Turkuaz. Bu renk yeşil ve mavinin birleşmesiyle oluşur. Yeşil büyük inşa edici ve temizleyici iken, serinletici, mavinin ağrıyı azaltma ve ateşi düşürme yeteneği olduğu söylenir. Bundan dolayı turkuaz her iki rengin niteliklerini taşır. Turkuaz, Willis tarafından akut hastalıklar için şifa yardımcısı ve beyin depresanı olarak sınıflandırılır. Ciddi yanık durumlarında hasarlı deriyi iyileştirmekte faydalı olabilir. Turkuaz normalde 7 büyük çakra ile ilişkili olmayan bir renktir. Ancak Willis turkuazın kalp çakrasının hemen üzerinde, timüs çakrası olarak bilinen küçük çakra ile ilişkili olduğunu hissediyor. Willis, insan psikospiritüel gelişimin tekamülsel eğrisi boyunca ilerlerken, bu küçük çakranın büyüdüğünü ve daha önemli olduğunu öne sürüyor. Turkuaz, timüs çakrasını canlandırabileceği için, bedenin önemli bağışıklık merkezi olan timüs bezini de etkiler.
Villus turkuazım, kronik yorgunluk sendromundan AIDS'e kadar değişen kronik bağışıklık fonksiyon bozukluğu durumlarında timüsü ve bağışıklık fonksiyonunu desteklemekte faydalı olabileceğini bildiriyor. O ayrıca iltihap problemlerini tedavi için turkuazı kullanır. Enfeksiyonları tedavi etmek ile ilgili olarak kırmızı ile birlikte turkuaz ışık, akut ve tekrarlanan boğaz ağrılarını, kulak enfeksiyonlarını, nefriti, sıklıkla enfeksiyonların neden olduğu böbreklerin iltihaplanması, mesane enfeksiyonlarını tedavide faydalı olabilir. Turkuaz tüm ani ağrılar ve acılar için akut alternatiftir. Turkuaz rengi tüm hastalıklar için yeşil renkten sonra kullanın. Yanıklar, berelenmeler, yaralar ve enfeksiyonlar ile hasar gördüğünüzde derinin tesis edilmesi için turkuaz kullanın. Yanıktan gelen ağrı genellikle 1 saat içinde gider. 3. derece yanıklar yara izi kalmadan 3 haftadan az sürede tamamen iyileşir. Tüm ateşli hastalıklar hızla yanıt verir, genellikle 1 saatte. Turkuaz çok serinletici ve gevşeticidir, özellikle ağrılar ve basınçlar için, tahrişler, iltihaplar ve kaşınmaya iyi gelir. Zihinsel veya beyin sakinleştiricidir, özellikle uyku için iyidir. Uyku hapları yerine kullanın. Mavi. Serin, yatıştırıcı ve sakinleştiricidir, mavi ağrıyı azaltır, kanamayı azaltır ve yanıkları iyileştirir. Dizanteri, kolik, astım, solunum rahatsızlıkları, yüksek kan basıncının tedavisinde faydalıdır. Mavi enerji, boğaz çakrası tarafından yönetilir. Mavi yaşamımızın spiritüel veçelerini temsil eder. Gökyüzü ve okyanus bize yaşamın sonsuz bir süreç olduğu hissini verir. Mavi dünyadaki en büyük şifa verici güçtür. Mavi saflığın rengidir ve mavi rengi sevenler sükunet, huzur, dinginlik ve güzellik hissini kendileriyle taşırlar. Boğaz çakrası mavi tarafından enerjilendirilir. Boğaz vasıtasıyla kendimizi ifade ederiz, ses ile bağlantı kurarız, sözlerimiz ile güç taşırız. Boğaz çakrası ile ilgili bazı problemler, tiroid problemleri aşırı aktif az aktif, anorejiya nervosa, bu çoklu çakra problemidir. Ancak boğaz çakrası ile güçlü bir ilişkisi vardır. Astım, bronşit, işitme sorunları, tinnitus, üst sindirim borusu problemleri, ağız ülserleri, boğaz ağrıları, bademcik iltihabı. Bu enerji huzurlu ve sakinleştiricidir. Yorgun sinirleri sakinleştirir, fiziksel stresten çektiğimiz ıstırap ve ağrıyı hafifletir. Sinir sistemimiz üzerinde sakinleştirici etkisi vardır ve bize büyük gevşeme sağlar. Maviyi kullanmak, mavi bizi spiritüel ve yüksek zemine bağlar. Mavi enerjinin doğası varlıklarımızı kozmik evren ile birleştirmektir. Zihninizi ve sinirlerinizi sakinleştirmeye gereksiniminiz olduğunda, boğaz problemleriniz olduğunda, uyuyamadığınız zaman, adetle ilgili sorunlarınız olduğunda, göz, kulak, burun, boğaz problemlerinde, şok geçirdiğinizde, ateşiniz olduğunda mavi enerji yardımcı olabilir. Mavi, yanıkları tedavi etmek, kaşınmayı gidermek ve deri aşınmalarının neden olduğu acı verici tahrişi azaltmak için sıkça kullanılan bir renktir. Serinletici renk olarak düşünüldüğü için, mavinin ateşi düşürdüğü ve iltihabı azalttığı söylenir. Epifiz bezi için canlandırıcı olduğu düşünülür. Son zamanlarda yapılan fotobiyoloji araştırmaları mavi ışığın sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkisi olduğunu onaylıyor. Birçok duru görür, aura alanındaki aşırı mavinin muhtemelen sanatsal eğilimleri, uyumlu bir doğayı ve spiritüel anlayışı gösterdiğini görür. Mavinin sakinleştirici etkisi vardır ve çoğu zaman tansiyonu, korkuyu, çarpıntıyı ve hızlı kalp atışını tedavi etmek ve uykusuzluğu gidermek için kullanılır. Serinletici, anti-iltihap özellikleri nedeniyle mavi ayrıca iltihaplanma sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Gastrik ve duodenal ülserler durumunda, turuncu renk ile birlikte mavi ülseri iyileştirmeye yardımcı olmak için ayaklardaki uygun mide veya ince bağırsak refleks noktalarına yönlendirilir. Mavi ışığın yararlı olabileceği diğer iltihabi rahatsızlıklar, kistik mastitis, göğüslerin ağrılı iltihaplanması, ishal ve prostat büyümesinin bazı durumları. Mavinin boğaz çakrasının ana rengi olduğu düşünüldüğü için boğaz bölgesindeki larenjit, boğaz ağrıları ve guatr ve aşırı aktif tiroid bezleri gibi bazı tiroid rahatsızlıkları gibi rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olduğu düşünülür. Mavi renk sarılığı iyileştirmekte de kullanılır. Indigo.
mor veya indigo, kanı kaynatan kırmızı ve serinletici antiseptik maviyi birleştirir. Tahriş edici olmadan mükemmel bir canlandırıcıdır. Kabızlığın, hidroklein, lekorhinin, beyaz akıntılar ileri aşamalarının, birçok mide ve karın rahatsızlıklarının, kataraktın, migrenin ve deri rahatsızlıklarının tedavisinde faydalıdır. Gözlerde, kulaklarda ve sinir sisteminde sakinleştirici bir etki yaratır. İndigo enerjisi alın çakrası veya üçüncü göz tarafından yönetilir. Alın çakrası ile ilişkili olan bazı problemler, baş ağrısı, migren, görme bozuklukları, miyopluk, uzağa görürlük, glaukoma, katarakt, boğaz veya burunda balgam toplanması, sinüs problemleri, bazı kulak problemleri. İndigo enerjisi, sezgisel deneyimlerimizin geldiği yerdir. İndigo'da yaşam sürecinin anlayışı, insanlığa hizmet etme gereksinimi yatar ve güzellik, sevgi ve adalet arayanlara enerji verir. Alın çakrası içsel benliğinize çekilmenizi sağlar. Huzur, sessizlik ve özgürlük elde etmek için geriye çekilmenize izin verir. Ayrıca sezginin, durugörünün, duyular dışı algılamanın kaynağıdır. Bu enerji, sinir sistemi, zihinsel yetenekler ve tüm insanlardaki psişik potansiyele bağlı olan hipofiz bezine güç verir. Gözler ve kulaklar gibi duyu organları da indigo renkten etkilenir. İndigo kullanmak korku, hayal kırıklığı ve içsel enerjinin sapması üzerinde psikolojik dengeleyici etkisi vardır. İçsel dengeyi bulmaya gereksiniminiz olduğunda, sinirleri ve lenfatik sistemleri sakinleştirdiğinizde, işitme sorunlarınız olduğunda, uyku problemleriniz olduğunda, indigo enerjisi yardımcı olabilir. Dinsaf tarafından bu rengin paratiroid bezlerini canlandırdığı düşünülür, özellikle bedende kalsiyum ayarlayıcı olan paratiroid hormonunun yetersiz üretimi olduğu durumlarda. Bunun tersine indigonun tiroid fonksiyonunu engellediği söylenir, özellikle aşırı aktif tiroid bezleri durumunda. Ayrıca beyaz kan hücreleri sayısını artırmaya yardımcı olmakla birlikte bazı yatıştırıcı niteliklere sahiptir. İlave olarak indigo kapalı kafa yaralanmaları ile ilgili sorunları tedavi etmek için kullanılır. Aurik alan bakış açısından bazı durgörüler indigonun saygınlık ve koşulsuz sevgi hissiyle taşınan derin adanma ile ilişkili olduğunu düşünür. Altıncı veya üçüncü göz çakrası ile ilişkili olduğu için ayrıca sezgi ve aşkın vizyon ile ilişkilidir. Enerjisel olarak altıncı çakraya bağlı olan kulaklar ve gözler indigo ışığı ile canlandığı için katarakt ve işitme kaybı gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. İndigo ayrıca fiziksel bedende anesteziye neden olma yeteneğine sahip olduğu için çeşitli tipte ağrılar için ağrı kesici olarak kullanılabilir. Willis, indigonun kanı temizleyici özellikleri olduğuna inanır. Hepatit veya ince bağırsakların iltihabı durumlarını tedavi etmek için de faydalıdır. Çok güçlü bir sakinleştiricidir. Kanamayı ve burun kanamasını durdurur. Doku ve organlardaki iç kanamayı durdurur. Doku ve damarları büzer sıkılaştırır, sağlamlaştırır, teni, deriyi ve sinirleri istenen forma sokar. Antibiyotiktir. Beden, indigo rengin antiseptik eylemine alerjik veya uyumsuz olmaz. Narkotik etkisi vardır, güçlü, derin bir uyku sağlar. Uyanınca ilaç benzeri etkiler olmaz. Bunun yerine insan canlı, uyanık, tazelenmiş hisseder. Mor. Mor sinirsel ve duygusal rahatsızlıkların, artritin, tükenme ve uykusuzluğun akut durumlarının tedavisinde yararlıdır. Mor enerji taç çakra tarafından yönetilir. Bu tüm enerji ışınlarının en bulunmayanıdır. Koşulsuz aydınlanmanın aşırı derecede dengeli ve rafine yeri burada bulunur. Titreşim hızının en yüksek frekansıdır ve çoğu insan tarafından kullanılmaz. Taç çakrası ilahi, yaşayan veya ölü, insan ve insan olmayan kaynaklı spiritüel yardımcılar olan her şeyle bağlantı elde etme yeteneğine sahiptir. Beyindeki epifiz bezini kontrol eder. Bu enerji en yoğun elektrokimyasal güce sahiptir. Bu enerjiyle fiziksel planın ötesine erişen armağanlara ve olanaklara sahip oluruz. Mor kullanmak spiritüel gücü ve yaratıcılığı güçlendirir ve ruhun rengi olarak bilinir. Duygusal sorunlarınız olduğunda, mevcut bir durumu açıklığa kavuşturmak istediğinizde, spiritüel değerlerinizi güçlendirmekte, yaratıcılığınızı güçlendirmek için mor enerji yardımcı olabilir.
Taç çakra ile ilişkili olan bazı problemler, depresyon, Parkinson hastalığı, şizofreni, sara, bunaklık, Alzheimer, birçok zihinsel rahatsızlıklar, kafa karışıklığı, baş dönmesi. Dinsah'a göre mor gevşemeye neden olur ve uykuyu sağlar. Ayrıca mor rengin adrenal bezlerindeki ve böbreklerdeki etkinliği baskıladığı söylenir. Dinsah'a göre mor ışık beden sıcaklığını düşürebilir, kan basıncını azaltabilir ve kalp atışını yavaşlatabilir, hızlı kalp atışı durumunda. Mor kalp atışını yavaşlatır, kalpteki ağrıyı ve basıncı giderir. Arterlerdeki eylemi baskılar. Damarlardaki hareketi canlandırır. Kan basıncını düşürür, baş ağrılarını giderir. Aşırı aktif böbrekleri ve adrenal bezlerini baskılar. Hipnotiktir, gevşemişlerin uyku üretir. Çocukları sakinleştirmek ve uyutmak için mükemmeldir. Cinsel arzuyu azaltır. Aşırı duygusal durumları baskılar. Derin meditasyon için mükemmel bir renktir. Menekşe. Dinsah, menekşe ışığın, bedenin bağışıklık sistemi ile ilgili organlarından biri olan dalağın canlandırıcısı olduğuna inanır. Ayrıca kalp kaslarının aktivitesini baskılamak dahil, kas aktivitesini azalttığı düşünülür. Ayrıca dinsah, menekşenin lenf bezlerinin aktivitesini engellediğini ve pankreasın fonksiyonunu baskıladığını hissetti. Indigo gibi, menekşenin beyaz kan hücrelerinin üretimini artırdığı ve sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi olduğu söylenir. Aurik alan perspektifinden, duru görürler menekşeyi kendine saygı kadar, spiritülikle de ilişkili bir renk olarak tanımlar. Auradaki koyu menekşe renk çoğu zaman yüksek seviyede ruhsal bir kazanımı ve yüksek sevgiyi belirtir. Menekşe ayrıca yüksek benliğin içgörüsü ve bilgeliğiyle birleştirilen bir renktir. Villis menekşenin manik depresif hastalıklar dahil psikolojik problemleri tedavide basın bir renk olduğunu gördü. Ayrıca menekşe ışığın sinir sistemi rahatsızlıklarını ve siyati tedavi etmede yardımcı olabileceğine işaret etti. Motor depresandır dalak ve paratiroid dışında bedenin tüm aşırı aktif bölümlerini baskılar. Spiritüel bir renktir. Sinirleri gevşetir, sakinleştirir. Antibiyotiktir, zararlı organizmaları tahrip eden organizmaları inşa eder. Dalaktaki ak yuvarları inşa eder. Dalak D vitamini üretir. Kan dalaktan kalbe akarken, herhangi zararlı zehirleri veya kötü hücreleri uzaklaştırmak için son bir temizlik gerçekleşir. Heyecanı ve aşırı tahrişleri azaltır. İştahı baskılar. Kalbi kontrol eden kasları ve sinirleri gevşetir ve yatıştırır. Indigo renge benzer harika derin uyku verir. Magenta. Kırmızı ve menekşe ışığın bir harmanı olan magentanın duygusal sıkıntılar sırasında yardımcı olabilen bir duygusal dengeleyici olduğu düşünülür. Willis'e göre açık magenta başın üzerindeki, bazen 8. veya transpersonel çakra olarak refere edilen çakranın rengidir. Aurik alan perspektifinden magentanın bırakıvermenin rengi olduğu düşünülür. Fiziksel ve zihinsel seviyede bu artık bize hizmet etmeyen fikirlerin ve düşünce kalıplarının salıverilmesi anlamına gelebilir. Duygusal seviyede magenta şimdiki durumumuza faydası olmayan eski duygusal kalıpları ve duyguları bırakmayı temsil eder. Magenta açık pembe olduğunda ruhsal sevginin rengine dönüştü söylenir. Açık pembe sevilen birinin kaybının veya romantik bir ilişkinin bitişinin neden olduğu kırık kalpleri iyileştirmede faydalı olabilir. Willis, magentanın habis tümörleri diğer terapiler ile birlikte tedavi etmede faydalı olabileceğine inanır. Ek olarak renk refleksolojistlerinin magenta ışığı kullanmasının meme kistlerini, kulak çınlamasını ve su tutmayı iyileştirmek için faydalı olabileceğini öne sürer. Magenta duyguları dengeler. Hem aşırı duygusal hem de çok az duygusal durumları yatıştırır ve gevşetir. Kalbi canlandırır. Mor gibi benzer canlandırıcı ve baskılayıcı etkiler üretir. Normal bir durum üretmek için kan basıncını otomatik olarak yükseltir veya düşürür. Damarları ve arterleri normal fonksiyona getirmek için canlandırır veya baskılar, böbrekleri ve adrenal bezlerini canlandırır veya baskılar. Cinsel arzuları ve yetenekleri dengeler.
Yeşilde olduğu gibi macenta tüm rahatsızlıklar ve koşullar için kullanılır, diğer renkleri daha etkili yapar. Aurayı inşa eder, güçlendirir ve yoğunlaştırır. Renk meditasyonu. Renkler ile kendi kendine şifanın en basit yaklaşımlarından biri renk soluması olarak bilinir. Renk solumasında birey ardı ardına sırayla çakraların her birinden özel renklerde nefes aldığını imgeler.